Selam arkadaşlar. Yine bir sokağa çıkma yasağı hafta sonu. Bugün günlerden cumartesi. Saat şu anda 19:25. Babam da beni dinliyor. WhatsApp'tan çok yazan arkadaşlarım oldu. O yüzden tekrar babamı konuk ediyorum. O da bana bakıyor. Ne yaptığımdan haberi yok çünkü. Gülüyor işte, beni dinliyor. Eğlenceliydi geçen gün, çok gergindi. Şimdi gülüyor. Bakalım neler anlatacak, ne yapacak yine bana. Ne sürprizler yapacak. Hatta geçen bir şey söylüyordu. Elimle sus dedim. Niye sus dediğimi de anlayamadı. Çünkü o kafasına göre konuşuyor. Bilmiyor ki ben ona neler yapıyorum. Biz banyo yaptık babamla. Yemeğini yedi, banyosunu yaptırdım. Giyindik, oturduk. Aslında yorgun. Yatmak istiyor büyük ihtimalle ama bak televizyon izliyor, haberleri izliyor şu anda. Ben ona şimdi birkaç soru soracağım, bakalım neler söyleyecek. Eğlenceli olursa güleriz hep birlikte. Bir hafta sonu yine güzel bir şeyler anlatabilir. Babacığım. Efendim. Nasılsın? İyi. İyi misin? İyiyim çok. Bir saniye. Şu televizyonun sesini birazcık kısabilir miyim baba? Birazcık kısayım. Ne var ne yok? Nasıl geçti günün? Çok iyi geçti elhamdülillah. Güzel. Dedim banyo yaptırdım. Evet. Dedim hafifledi. Öyle mi? Hafifledi evet. Hı hı. Ondan sonra. Şimdi. Ben şey okuyacağım. Ne okuyacaksın? Dinlersin. Annem beni yetiştirdi. Bu vatana yolladı. Sürdüm sana halel etmem. Saldırmazsan düşmana. Aa. Öyle mi? Sürdüm sana helal etmem. Saldırmazsan düşmana. Evet. Bitti mi? Ne yapıyoruz baba ikimiz evde? He? Nasıl geçiyor günlerin? Çok anlatsana bana geçiyor. Nasıl geçiyor? Senin günlerin nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor elhamdülillah. Ya. Çok güzel. Sen beni bugün güzel yıkadın. Allah razı olsun. Hafifledi vücudum. Canım benim ya. Ama ben senin hakkını ödeyemem. Onu nasıl? Öyle söyleyeyim. Öyle olur mu baba ya? Ha, öyle. Çok çok fazla bana yani yardım ediyorsun. Baba sen benim babamsın. Ne olsun? Normal bir şey bu. Bir evladın yapması gereken bir şey. Olmaz. Ekstra bir şey yapmıyorum her yerde, ki. Her yerde öyle değil. Bazen anayı babayı öldürenler var biliyorsun. Tövbe estağfurullah. Tabii. Var da babacığım, bizim anamız belli, babamız belli. Sen bellisin, anamız belli. Tamam. Yani biz helal süt emmişiz. Sen onları niye düşünüyorsun ki? Olsun. Ondan helallik senin, istenir mi baba? Senin hakkın ödenmez. Ya ilahe illallah. Senin gibi evlat, ben diyorum Cenab-ı Allah düşmanıma da versin. Öyle diyorsun. Öyle diyorum. Allah razı olsun babacığım be. Ya. Senin gibi baba da her evladı Allah nasip etsin. Böyle dua eden baba. Amin. Ama ben büyük bir şey yapmıyorum. Ekstra bir şey yapmıyorum. Olması gerekeni yapıyorum baba. Bu dualar benim şimdi, arkamda olduğu sürece. Ben sana şunu söyleyeyim. Evet babacığım. Benim hiçbir yerde yüzümü kara çıkarmadan Allah razı olsun. Tamam mı? Amin. Aşağı yukarı 45 seneden beri dulsun. Dul muyum? Ha. Sus! Neler söylüyorsun? Ne oldu? Baba ne dulu? Sen yine uçtun. Tamam 45 seneden beri dulum. Ondan sonra benim yüzümü kara çıkarmadın. Sağ ol babacığım. Başkaları olsa çoktan kaçardı giderdi yani. Ben seni bırakamam, bir yere de gitmem. 45 yıldır da dulum. 5 yaşında evlenmiştim. 45 yıldır da dulum. Evet. Evet, böylece yaşım da ortaya çıkmış oldu.
Ay benim canım ya. Ben bunu nasıl İşte yayınlarım arkadaşlar bilmiyorum ya. ana baba duası He. peygamber duasıdır. Evet. Ha, onu da öyle bil. Biliyorum. Anlat. Ondan sonra bak ne diyor orada? Ne diyor baba? Hindistan'da 7900 yeni vaka. Aa evet yeni vaka çıkmış. Tabii yani şey bu. Çin'de de He. 4 yeni vaka tespit edildi Çin'de. Evet. Yani bunlar hep şey işte kro, ne diyor? Krono. Koronavirüs. Koronavirüs. Evet. 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 İran'da normalleşme Normalleşme. sürüyor Evet. İran'da. Evet. Heh. Baba çok eskiden hatırlayabilirsen, eskileri hatırlıyorsun. Böyle bir şey yaşadınız mı hiç? Böyle sokağa çıkma yasağı gibi bir şeyler oldu mu? Hastalıkla ilgili değil de herhangi böyle bir şey oldu mu? Tabii oldu. Yani o zaman uyuz vardı, uyuz. Uyuz mu? Tabii insanlarda uyuz vardı. Ondan sonra He. o uyuzu ancak şey giderdi yani. Yani DDT. Dedeta. DDT. He. İlaç. Evet. İlaç. Ondan sonra He. rahmetli annem ben de yıkadı. Babamı da yıkadı. Hepiniz uyuz oldunuz. Hep tabii. O zaman uyuz çok uyuz. Öyle He, mi? uyuz. Evet. O dedi kim yaptıysa Allah razı olsun. Hep biz ondan sonra kurtardık paçayı. Ya kaç yıl geçti üstünden bak babam diyorsun. Şimdi sen kaç yaşına geldin? Evet. Ben mi? Evet. Yani o yıl bu yıl unutmamışsın. Unutmadım, unutmam. Evet, unutmamışsın. Unutmam. Evet canım. Evet işte. He. Dünyada yaşadığın zamandan beri Evet. kimseye kötülük yapmayacaksın. Daima duaları alacaksın insanların. İnsanlar hor görmek iyi şey değil. Ben hor görmüyorum ki baba. Ben sana demiyorum. Sohbet ediyoruz, öyle Evet. anlatıyorsun. O Ha. zaman. Ondan sonra Evet. bu iş böyle. Evet. Evet canım. Bu iş Ya böyle. işte bu iş böyle. Onun Ben için evet. daima konuşacağını Bileceksin. bir defa Evet. değil, bin defa düşün, ondan sonra çıkaracaksın ağzından lafı. Yanlış bir şey konuştuysan He? farkında olmadan yanlış sinirlendin, bir sürü şey saydın, Ha, kalp tamam. kırdın. He. Yok O ettin, zaman yıktın, yaktın. O zaman nasıl telafi edeceksin? Tövbeye gireceksin, tövbeye. He. Tövbe. Karşındaki Cenab-ı insana ne Hak'tan yapacaksın? tövbe. Allah'a tövbe Ben ettin. bilerekten bilmeyerekten yani haddimi aştım. He. Beni affet Rabbim. Şimdi Cenab-ı Allah Evet. duayı reddetmez. Tamam. Kişinin kalbini nasıl alacağım? Diyelim He? ben birini kırdım. Bir sürü laf söyledim. Yani bütün her şeyi söyledim. Hak etmediği halde. Öyle bir insana hani nasıl davranman gerekiyor? Öyle bir sana Hani ben yani hayat tecrübesi sana olsun taş bana. atsana sen ekmek atacaksın. Ekmek atacağım. Evet. O bana taş attı, ben ekmek atacağım. Evet. Ondan sonra yani bu yapılanlar hemen kayda geçer melekler tarafından. Evet. Hiç itirazı yok. Evet. Yani öbür aleme gittikten sonra herkese hesap edecekler Cenab-ı Allah. Gel bakalım. He. Sen böyle böyle yaptın. Sağlığında. Evet. Söyle bakalım. Evet. Orada yalan geçmez. Rüşvet geçmez. Anladın mı? He. Ayırma, kayırma olmaz. Evet. Onun için herkes yaptığının karşılığını görecek. Evet. Ben senden çok razıyım. Cenab-ı Allah razı olsun. Allah'ım razı olsun. Mekanı cennettesin Amin. Amin babacığım, amin. En güzel duayı yaptın şu an bana. Bugünkü aldığım ödül senden çok güzel bir dua aldı.
Mekanım evet. Cennet olsun. İnşallah öyle olur. Aynen. İnşallah imanla ölürüm. Olacak tabii. Ümmet-i Muhammed'le birlikte yok. İnşallah herkes son nefesinde imanla ölür. Dualar reddolmaz. Reddolmaz değil mi? Reddolmaz. Baba duası. Beddua gelse o da gitmez. Peki baba, bir gün ben de böyle mutlu olacak mıyım? Sen peki. Hayattasın. Tabii ki varsın. Var. Mutluyum. Var. Çok şükür. Ben... Yatacaksın. Heh, yat. Peki. Peki. Yani ben de bir gün böyle şey olur muyum? Böyle ne bileyim, dünyada bir mutluluk yani. Dünyada bir huzur, mutluluk. Güzel kızım, şimdi dedim, her şeyin başı sabır. Evet. Haklı haksız laf yersin. Haklı haksız. Başkaları tarafından sonra tehdit edilirsin. Evet. Onun için bu çeneyi tutacaksın, çeneyi. Çeneyi böyle kapayacaksın. Tamam. Onun için sabırdan başkası yok. Sabır. En büyük şey sabırdır. Sabır. Ha. Susacaksın. Susacaksın. Hep tabii. Susacaksın. Tutar tabii. Evet. Kazanmak için öbür alemi susacaksın. Bu budur. O zaman da çok susunca herkes üstüne yükleniyor. Yüklensin. Onların hesabını öbür tarafta verir. Değil mi? Evet. Şimdi bak, ben sana şunu şey yapayım. Ha, söyle. Şu çeşmenin... Biz yattık arkadaşlar. Şu çeşmenin evet. Su içmeye tası yok. Hangi çeşmenin? Bir daha anlamadım. Şu çeşmenin su içmeye tası yok. Heh. Kırma insan kalbini, yapacak ustası yok. Vay, çok güzel bir söz. Şu çeşmenin su içmeye tası yok. Su içmeye tası yok. Kırma insan kalbini, yapacak ustası yok. Düşün bak. Evet. Evet. Bugünkü konumuz kalp kırma. Babam daha yoğunlukta kalp kırmayla alakalı konuşuyor. Ben de seninle konuşuyorum baba, kimseyle konuşmuyorum. Canım benim. Tamam. Bebeğimsin. Allah razı olsun. Senden de razı olsun güzelim benim. Çünkü sen olmasan benim işim harap. Hay Allah'ım, sen böyle konuştukça ben eziliyorum. Ezik hissediyorum kendimi yok, sana yok. Karşı. Olur yok. Mu baba? Doğru. Sen... Doğru değilse onu konuşacaksın. Olmaz. Şimdi ben 45 yıldır da dulum. Bu saatten sonra ne olacak? 45 yıldır dulum. Hep dul mu kalacağım ben? Hayır. Allah kerimdir. Karşına çıkarır bir iyi insan. Bu şeydir yani. Evet. Yalnız yani yaşamaya bir tek Allah'tır. Yalnız. Evet. Kendine göre bir, kafana göre bir eş bulursun. Allah'ın şeyiyle beraber nikahlanırsın. Tamam. Bitti. İnşallah 45 yıllık dulluğum da biter. Biter tabii. Ne olacak? Çok şekersin bebeğim. 5 yaşında evlendim. Ondan sonra boşandım. 45 ya. Yıldır da dulum. Dur. Ay benim güzelim sen. Ah benim bir tanem. Akıllı olur. Babam. Kaç dil bilen babam. Ey gidey. Ya. Annenden en sonunda şeye gittik işte. Nereye gittiniz annemle? Hacca gittik, hacca. Hep hacca gidiyorsunuz. Evet gittiniz. Fahriye ablamla beraber. Evet. Gittik ondan sonra. Yolda gelirken paramız bitti. Musul'da para bitti. Para bitti. Ondan sonra ufak ufak orada dükkanlar var. Adam dükkanlarından sonra baktım. Yiyorlar. Ondan sonra ben gittim. Selam verdim. Dedi ben Arapça dedim. Açım dedim. Onlardan da sonra. Garibim. İlk istedim. Oturdu hadi. Otur dedi. Oturdum. Yedim kadımı. İyi ama. Annem aç. Halam aç. Onlar işte namaza gittiler. Ondan sonra onlar geldiler dedim. Ene dedim. Ohte dedim. Ene dedim. Hurma. Yuan dedim. Ondan da aç dedim. Onlar da açtı. Yani hurma kadın. Ana. Anasına. Uhde kız kardeş. Kardeşimle anam da mı? O senin hanımın anam da mı aç dedin? Tabii. Annem senin anan mı? Ya anlamadım ki. Orada öyle geçiyor yani. Öyle demek zorunda öyle kaldın. Evet. Ondan sonra onlar da geldiler namazdan.
Onlara güzel bir sofra çıkardı dükkan dışına. Aa. Ama nasıl biliyor musun? He. Yarım şer pirinç. Of. Öyle pirinç ben yemedim hayatta. Ya. Sırf yağ. Sırf yağ. Sırf yağ. O kadar güzel bir mübarek. Annem de bayılmıştır. Tabii. Açlar bir de. O şeyle beraber karnımız doydu. He. Dedim usulden kaç para dedim borcumu dedim. He. La dedi, la dedi, la dedi. He. La yok. He. Para yok. E var, istese ne verecektin? He? İstese ne verecektin? Yok, para yok. Allah sana. Hay ben bunları nasıl yayınlayacağım ama olduğu gibi yayınlayacağım. Ondan sonra he. Onlara Arapça he. Şükran dedim. Teşekkür yani. Şükran. He, evet. Teşekkür dedim. Teşekkür de etti. Ay çok güzel. O karın doyundan geldik Habur'a. Artık Türkiye sınırına. Onunla geldiniz. Evet. Millet yiyor siz aç onunla geldiniz. Evet ondan sonra he. Orada gümrük memurları. İndir bu kabaşa eşyalarınızı. Ha. Ondan sonra. Benim bir teyp vardı sadece. Teyp alabilmiştin. Teyp. E tabi onu da şeyini vermek lazım. O da yok. E tabi. Para. Gümrük parası mı? Gümrük parası. He. Efendim efendim. Bir de gelen bir vatandaş. He. Dedi buraya geldi. Buraya şimdi bırakma burada dedi. Dedi ben veriyorum parası dedi. Öyle mi? Yürüm parasını vereyim dedi. He. Ondan sonra ben neyse onun adresini aldım. He. İstanbul'a artık geldi İstanbul'a. He. Tuttum ondan sonra onun parasını verdi bana gönderdi adama. Aslanım benim be. He. Aferin benim babama. Hasan ve Kerem. Yani şimdi annene yani ben o Beytullah'a götürdüğüm için mutlu oldum. Evet. Dedim Allah razı. Huzurlusun şimdi. Aha, tabii. Hı-hı. Kolay değil yani. Değil tabii. Ha. Hele o zaman da otobüsle gitmiştiniz. Otobüsle karadan gittik yani. Evet, evet. Ondan sonra. Hı-hı. Yani içim rahat etti. Hı-hı. İçim rahat etti. İcabası o mübarek yeri gördü. Evet. Orada tavafları yaptık. Annemsiz bir sohbetimiz olmaz zaten. He, konuş. Dinliyorum. Tavafları yaptık. Hı hı. Gece çok şey oluyor. Terha. Hı hı. Gündüz kalabalık oluyor. Evet. Ben şimdi dedim şimdi önümü açmak için. Hı hı. Dedim ben dedim sen şeyime. Sırtıma. Yok sırtıma değil. Neyine? Şeye. Kayışa kayışa dedim yani. Tutun dedim. Hı. Ben ölümü açacağım böyle. He. Öyle. E tenhaymış. He. Gece tenha gece. He gündüz anlatıyorsun. Gündüz değil. Tamam. Gece. Hı-hı. Ondan sonra böyle hı. Döndük. Ondan sonra biliyorsun yedi defa he-he. Ona şart diyorlar şart. Evet. Yedi defa dönmeye şart. Evet. Bir evet. Şart. Evet. Yani mutlusun annemi götürdüğün için. Tabii için çok rahat. Mutlu oldum tabii. Özlüyor musun anneni? Yani şöyle dedi. Hı. Sen dedi gitti dedi. Ben daha önce gittim. 2 ay kaldım orada. Aha. Sen gittin ben gidemedim dedi. Yok, şoförlük yaptı ben evet, orada. Evet. Ondan sonra dedi ki sen gittin dedi ne olacak dedi. Ben ne yapacağım dedi. Hı-hı. Allah dedi büyüktü dedim. Sen dedi götürür dedim. Hı hı. Oradan Münevra abla hı. Ben dedi gitmiyorum dedi. Hı hı, tamam. Fahriye abla bu şeyce. Hı hı. Yani bana sen askıntı olur diye. Hı hı. Üçünüz gittiniz. Üçümüz gittik. O da hala gidemez daha. Artmiyat düşmek iyi değil. Evet babacığım. Artmiyat. Hadi bak. Annemi özlüyor musun? Aa, anneni özlüyor musun? Ne demek ya? Yok öylesine sordum. Hayır şöyle dedi şimdi. Daha ölmeden evvel hı hı. Zikiye dedi bana dedi su ver, soğuk su ver dedi. Hı hı. Yok anne veremem dedi. Sen hastasın. Bana da dedi ben verdirmedim.
Ben verdirmedim böbreklerine dokunur diye. Neyse mekanı cennet olsun annem. Abi yine. Tamam onu anlatmayalım. Onu konuşmayalım. Benim içim tuhaf oluyor. Kötü oluyor. İşte diyeceğim. Böyle bir güzel hayatımız geçti. Çok güzel. Bak ne güzel. Böyle güzel bir hayatımız geçti diyorsun. İnşallah benim de 45 yıllık dulluğumdan sonra güzel bir hayatım olur. Senin gibi anlatırım. Allah kerim bilir. Evet. Allah kerim bilir. Evet babacığım. Hiç şunu söyleyeyim. Kimse sır uyamayacaksın. Evet. Bu sır. Evet. Allah'la aranda kalacak. Evet. Çünkü bu insandan yüzüne gider arkada şeylik kadar. Evet. Koyunu kadar. Evet. Evet. Ben onu söyleyeyim de. Nasihatimizi de aldık. Doğru söylüyorsun babacığım. Haklısın. Sırrım olursa vermem. Vermeyeceksin. Vermem. Niye vereyim babacığım? Tabii. Ya işte bazı insanlar gelir misafirliğe. Ona evet. Çok takmışsın kafayı. Evet. Geçen konuşmamızda da söyledim. Evet. Tabii. Aha. Şimdi böyle bakar evin etrafına. Baksın. Baksın olmaz. Göz var ya göz. Göz büyük nazardır. Hani sen başka bir şey anlatıyorsun. Nazar yapıyor. Nazar tabii. Tamam. Onun için evin mesela girişinde nazar duasını böyle ben koydum. Hala burada var. Evet. Ha. Evet. Anladın evet, mı? Babacığım. O nazar duasını giren insanın gözü şak diye vurur. Vallahi o seni kadar hasretlik yapsın. Evet. Bitmiştir. Seni seviyorum canım benim. Ben de seni seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Allah razı olsun yavrum. Senden de razı olsun babacığım benim. Tamam ben mutfağa gideyim işlerimi yapayım. Tamam mı benim güzelim? Tamam güzelim git. Sen de haberleri dinle. Tamam bebeğim. Birazcık sohbet edeyim seninle öyle dedim. Yine gideyim işimin başına. Tamam aşkım. İyi oldu. Tamam bebeğim. Hadi. Evet arkadaşlar nasihatlerimizi aldık. Öyle bakıyor. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere diyorum. Bu babamla çok eğlenceli oldu bu sohbet ya. Gerçekten içinden geldiği gibi haberi olmadığı için. Haberi olsa da zaten ne gelirse onu konuşuyor. Bak şimdi bana bakıyor ne yapıyor bu kız. Ben kendi kendime konuşuyorum değil mi baba? Evet kendi kendime konuşuyorum. Böyle oldum ya. Arada bir kendi kendime konuşuyorum. İnsanlar böyle yapıyor herhalde. Evet. Evet, duayla kalalım. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.